أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. Kıymetli kardeşler, def'i mefasit, celbi menafi'den evladır. Bu bir usul kuralıdır. Bir kaide-i külliyedir. Yani bir insanın kârına olan şeyler var, zararına olan şeyler var. Faydalı şeyleri tahsil etmek önemlidir. Ama daha önemlisi zararlı şeylerden kurtulmaktır. Eğer siz mikroplardan ciğerlerinizi, organlarınızı, midenizi temizlemezseniz, ne kadar gıda yerseniz yiyin, o gıdalar o mikrobu besler. Doktorlar ne yaparlar? Önce mikrobu kırmak için ilaç verirler. Önce mikrobu öldürürler, sonra takviye edici, tamir edici ilaçlar verirler. Çünkü def'i mefasit, celbi menafi'den evladır. Bunu dersimizde şu şekilde işleyelim, anlayalım. Bizim imanımıza, Allah ile olan münasebetlerimize zarar verecek olan şeyler var, mikroplar var. Bir de imanımıza, takvamıza, Allah ile dostluğumuza artı kazandıracak ibadetler ve güzellikler var. Her ikisi de bizim için önemlidir. Ancak ibadetlerin fayda verebilmesi, artıların işe yarayabilmesi için önce def'i mefasit yapmak lazım. Yazın güneşinde yağan kar ne kadar yoğun yağarsa yağsın yere düşmeden erir. Ortalık beyazlamaz. Havada karı görürsünüz ama yerde karı göremezsiniz. Çünkü onu eriten unsur var. Bizim Allah ile dostluğumuzu pekiştirecek, Allah'a olan imanımızı güçlendirecek ve bizim zenginliğimizi sağlayacak olan ibadetler ve artılar, güzellikler bizim için çok faydalı, çok önemli. Ancak bunları yaptığımız zaman neticeye ulaşabilmek için, o güzel sonucu görebilmek için önce sahayı hazırlamak lazım. Arkadaşlar, yapılan inşaatları görüyorsunuz. Bir inşaat yapacak olan insan önce ne yapıyor? Hafriyat yapıyor. Önce bir boşaltma yapıyor. Sonra temelde demirleri ona göre tesis ediyor. Eğer bir apartman 2 kat olacaksa temeli farklı, 22 kat olacaksa temeli farklı oluyor. Doğru mu arkadaşlar? Dolayısıyla biz imanımızı öylesine sağlam, yerin dibine kadar kökleri salmış bir ağaç gibi inancımızın ve hayatımızın bütün bölümlerinin tabiri caizse köklerine kadar, dibine kadar yaymamız lazım. Asluha thabitun ve feruha fissema olması lazım. Bunu gerçekleştirebilmek için işte önce neye ihtimam göstermemiz lazım? Zararlı şeylerden kurtulmaya. İmam Rabbani Kuddisi Sirru Hazretleri der ki, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bizden
istediği iki tane görev var. Birisi emirlere imtisal etmek, birisi de yasaklardan kaçınmak. İkisi de önemlidir ama yasaklardan kaçınmak, emirleri yerine getirmekten daha önemlidir. Ve şu kelam-ı kibar veya hadis olarak naklettiği لَتَرْكُ ذَرَّةٍ مِمَّا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ Bu işin özetidir. لَتَرْكُ ذَرَّةٍ مِمَّا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ Allah'ın yasakladığı şeylerden bir zerreyi terk etmek, insü cinnin yapacağı bir yıllık nafile ibadetten daha hayırlıdır. Yani insanlar ve cinler bir sene nafile ibadet yapsalar, ne kadar sevap elde ederlerse, bir insanın Allah'ın yasakladığı haramlardan, günahlardan bir zerreyi terk etmesi, ona daha büyük fayda temin eder. Bu bize neyi gösteriyor kardeşler? Yani yasaklardan, haramlardan, günahlardan, yukarıdan aşağı baktığın zaman haramdan, tahrimi mekruhten, tenzihi mekruhten, çirkin olan şeylerden, nahoş olan şeylerden sakınmak bizim için çok elzemdir. Bu bakımdan dersimizde şimdiye kadar okuduğumuz bölümde gerçekten bize zarar verecek neler vardı? İşte küfrün kısımları vardı, onları okumuş olduk. Cenab-ı Hak küfrün her çeşidinden, kalbimize taalluk eden bu her türlü zarardan ebediyen bizi, bütün dostlarımızı, bütün mümin kardeşlerimizi korusun ve muhafaza eylesin. Bugünkü dersimizde diyor ki, kalbe taalluk eden 60 tane zarar vardı, afet vardı. Bunlardan 6.'sı i'tikadül bid'ah. Bidat itikadıdır. Arkadaşlar, bidat dinde olmayan bir şeyin dine sokulması demektir. Men ahdefe fi emrina hada ma leysa minhu fehuve radd. Şimdi dinde olmayan bir şeyi dine sokmak, dindendir diye sokmak, buna bid'at diyoruz. Bu ikiye ayrılır. Bir inançta bid'at var, bir de amelde bid'at var. En çirkini inançtaki bid'attir. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril hadisinde iman şartlarını sayarken kadere imanı da imanın şartlarından saymış mı? Saymış. Kaderle ilgili sahih kaynaklarda çok açık ve net olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis-i şerifler sabit mi? Sabit. Dolayısıyla sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmainin tamamı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rahli tedrisatında olan o büyük insanlar her birisi Allah'ın varlığına ve birliğine inandığı gibi, meleklerine, kitaplarına inandığı gibi kaza ve kadere de inanmışlardı. Kaza ve kaderle ilgili kafalarına soru takılan kişiler bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sormuşlardır. Cevabını da almışlardır. Ancak aleyhissalatü vesselam Efendimiz kader meselesini fazla irdelememek gerektiğini, bunu karıştırdıkça insanın yanlış itikada saplanmış kişilerin vereceği zararla inancında sakatlık ve sarsılma meydana gelebileceğini beyan buyurmuştur. Öyleyse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadere inanan birisi miydi? Elhak, inanan birisiydi. O öyle olduğuna göre Cibril hadisi sahih bir hadistir. Bütün sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmain de kadere inanan birisi miydi? Evet.
Öyleyse daha sonraki asırlarda kaderle ilgili iki grup çıkmıştır. Bidat itikada sahip olan. Bir grup demiştir ki, kulun hiç elinde iradesi yoktur. Ağacın dalında sallanan yaprak gibidir. Ne biçildiyse kendisine onu yapmak mecburiyetindedir, iradesi yoktur demiştir. Bu doğru mudur? Doğru değildir. Siz buraya kendi iradenizle geldiniz. Ben de buraya kendi irademle geldim. Buradan giderken de siz kendi iradenizle gideceksiniz. Yani biz kendi irademizle hareket ettiğimizden eminiz. İstersek yatıyoruz, istersek kalkıyoruz. İstersek gülüyoruz, istersek ağlıyoruz. İstersek yiyoruz, istersek içiyoruz. İrademizle hareket ettiğimizi, kendi irademizle hareket ettiğimizi görüyoruz. Öyleyse kaderi, insanı ağacın dalında sallanan, rüzgarın karşısında sallanmak mecburiyetinde olan bir yaprak gibi gösteren anlayış doğru değildir. Peki, bir de kader yoktur. İnsan ne isterse onu yapar. Efendim, kader diye yazılmış insanla ilgili bir yazı söz konusu değildir diyen anlayış var. Kaderi tamamen inkar eden bir anlayış var. Bu da yanlıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inancı bu değil. Sahabenin inancı bu değildir. Öyleyse dinden olmayan bir inancı dindenmiş gibi ortaya koyan insanların bu bidaati itikatta bidaattir. Bidaatin en çirkini itikatta olan bidaattir. Mesela arkadaşlar, itikattaki bidaatten bir başkasını söyleyeceğim. Günümüzde bazı gruplar vardır ki şefaat yoktur derler. Ahirette şefaat yoktur derler. Peki şefaat yoktur diyen insanlar bu inançlarını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den mi aldılar? Yani başka ifadeyle söyleyeyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat var mı yok mu nasıl inanırdı? Var diye inanırdı. Çünkü kendisi ne buyurmuş? Yeşfa'u yevmel kıyameti telâthun. Üç grup insan şefaat edecektir diyor. Kur'an-ı Kerim'i şefaati red mi ediyor, inkar mı ediyor? Ya affedersin, ispat mı ediyor, inkar mı ediyor? Şimdi şefaati inkar edenler maalesef uydurarak, kaydırarak bunu Kur'an'dan delillendirmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar, Arapça'da nefyu istisna ispat içindir, inkar için değildir. Arapça'da nefyu istisna ispat içindir, inkar için değildir. Yani ma ca'eni illa zeydun, bana hiçbir kimse gelmedi ancak Zeyd geldi. Şimdi ma ile ispat, affedersin, inkar başlıyor, ma ca'eni. Sonra diyor, illa geldi, nefyu ispat, nefyu istisna, önce nefi sonra istisna, bu ispat içindir. Yani Zeyd'in geldiğini haber vermek istiyorsun sen. Şimdi şefaatle ilgili وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ, sonra اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهُ, Allah nezdinde şefaat fayda vermez. Ancak Allah kime izin verirse onun için şefaat faydalıdır, faydalı olur, fayda verir. Öyleyse bu ayet-i kerime şefaati inkar mı ediyor, ispat mı ediyor? İspat ediyor. Arkadaşlar, şefaatte yetki yine Allah'tadır, başkasında değil ki. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden birisine haşa, Allah'tan izin almadan seni cehennemden azat ettim, cennete yerleştirdim mi diyecek. Ya Rabbi, bu ümmetime ben şefaat etmek istiyorum. Cenab-ı Hak kabul ederse olur, kabul etmezse olmaz. Yani şefaati kabul kime aittir? Allah'a aittir. Dolayısıyla arkadaşlar, şefaati inkar eden bir insan peygamberin inancında değil, sahabe-i kiramın inancında değil. O zaman bu inanç nasıl bir inançtır?
bidat bir inançtır. Bir üçüncü örnek vereyim. Sahabe-i kiram Ridvanullahi aleyhim ecmainden şanından bahsedilen sahabe olduğu ayetle sabit olan kim var? Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh'in sahabeliği ayetle sabittir. اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا. Öyle miydi? اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا. Sahabesine, arkadaşına لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا. Ne zamandı bu? Hicret esnasındaki, o mağaradaki beraberlikteydi, doğru mu? Şimdi birisi kalkıp da Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'e sep etse, Şiilerin yaptığı gibi, hatta tekfir etse, dinden imandan çıkmıştı dese, Şiilerin yaptığı gibi, bu peygamberin tutum ve davranışının dışında bir tutum ve davranış, bütün sahabe-i kiramın tutum ve davranışının dışında, işte bu bir bidaattir. Peki, şimdi inançtaki bidaatten örnek verdim size. Doğru mu? Bir de ameldeki bidaatten söz vereyim. El-Ebda diye bir kitap var, bir ciltlik. Bidaatlerden bahseder, bidaatleri toplamıştır orada. Bazı uygulamalar bidaattir, onları toplamıştır orada. Mesela orada diyor ki, وَمِنْ أَقْبَحِ مَعْتَادَهُ النَّاسُ الْيَوْمَ مِنْ تَوْف۪يرِ شَوَارِبِهِمْ وَحَلْقِ لِحَاهُمْ. Günümüzdeki en çirkin bidaatlerden birisi, sakalın tıraşı, bıyıkların uzatılması. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, وَفِّرُ الْلِحَا وَاَحْفُ الشَّوَارِبْ. Sakalınızı uzatın, bıyığınızı kısaltın diyor. Bunun tersi olursa, sakalı yok eder, bıyığı uzatırsa insan, hadis-i şerifin tam tersini, Efendimizin uygulamasının tam tersini, sahabe-i kiramın uygulamasının tam tersini yapmış olur. Bu da uygulamada, amelde bidaattir. Tamam mı burası da arkadaşlar? Ameldeki bidaatlerden bir başka örnek vereceğim. Arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendisi namaza durduğu zaman uzun uzun okur, sahifelerce okur, ayağı yorulunca bir ayağına ağırlık verirdi, öbürünü dinlendirirdi, sonra öbürünü dinlendirir, bunu üzerine ağırlık verirdi. Namazında rükû ve secdesinde acele yapanı gördüğünde namazdan sonra yanına çağırır, nasıl kılması gerektiğini kendisini öğretirdi. Öyleyse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin asrında, sahabe asrında namaz göz bebeği gibi korunan, tadil-i erkana riayet edilen, rükû ve secdesine ihtimam gösterilen bir ibadetti. Binaenaleyh, namazda rükûda acele etmek, secdede acele etmek, tadil-i erkânı bozmak, namaza taalluk eden bid'atlerden bir bid'attir. Bu da amelle ilgili bir bid'attir. Bir başka amelde uygulamadaki bid'atin örneğini vereceğim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine-i Münevvere'ye geldiğinde hicab ayeti nazil olmuştu. Kadınların örtüsüyle ilgili Medine-i Münevvere'de son zamanlarda efendim İslam devleti oturduktan sonra hicab ayeti nazil olmuştu. Hicab ayeti mahremiyet ve namahremiyetle ilgili ayeti kerimeler geldikten sonra sahabe-i kiram Rıdvanullahi aleyhim ecmain daha önceki yaşayışlarını ve anlayışlarını değiştirdiler. Yani onlar Kur'an'ı kendilerine uyduran insanlar değillerdi. Kendileri Kur'an'a uyan insanlardı.
Hicab ayeti gelince kadınlar hemen örtüye büründüler. Hicab ayeti ve mahremiyeti ifade eden ayeti kerimelerden sonra erkeklerle kadınlar arasında ihtilat kalmamıştı. İhtilat kalmamıştı. Yani bir erkek mahremi olmayan bir kadınla bir arada oturup yemek yemez, bir arada sohbet etmez. Kadınlar ayrı, erkekler ayrıydı. Hatta bilirsiniz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki eşinin bulunduğu ortamda Abdullah İbni Ümmi Mektum gelmişti, Efendimiz'e soru soruyordu. Bu zat âmâ idi, doğru mu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşlerine siz öteye çekilin dediğinde ya Resulallah o âmâdır, bizi görmüyor dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara ne demişti? Efe amyâvâni entumâ. Efe amyâvâni entumâ. Evet bu âmâdır ama siz de mi âmâsınız? Tam o sizi görmüyor ama siz onu görmüyor. Sonuçta bir ihtilat var orada. Efe amyâvâni entumâ. Siz de mi âmâsınız? Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşleriyle âmâ olan Ümmü Abdullah İbni Ümmü Mektum'un aynı ortamda olmasına rıza gösterdi mi? Göstermedi. Şimdi dairede, resmi dairede veya iş yerinde aynı alanda kadın erkek beraber çalışıyorlar. Mutfakta kadın erkek beraber yemek hazırlıyorlar. Bulaşıkta kadın erkek beraber bulaşık yıkıyorlar. Aynı alanda kadın erkek temizlik yapıyor. Buna ihtilat diyoruz. Veya evlerde ailece bir insan kalkıyor bir aileyi ziyarete gidiyor. Aynı ortamda, aynı odada kadın erkek, mahrem olmayan kadın erkek ne yapıyor? Oturup beraber çay içiyorlar, beraber sohbet ediyorlar. Buna Arapçada ihtilat diyoruz. Peki mahremiyet ve namahremiyetle ilgili ayet-i kerimeler sabit olduktan sonra, hicab ayeti de sabit olduktan sonra ihtilata izin var mı? Yok. Öyleyse ihtilat uygulamadaki bid'atlerden bir bid'attir. Dersimin başında neyi anlatmaya çalıştım kardeşler? Bid'at, dinde olmayan bir şeyi dindenmiş gibi uygulamaya koymaktır. Dinde bir aslı yoktur. Dinde bir aslı yoktur ve dolayısıyla uydurulup araya sokuşturuluyor. Bu iki kısımdır. İnançta olur, uygulamada olur. Uygulamalar ibadetlerin içerisinde olur veya ibadetlerin dışında merasimlerde olabilir. Kadın erkek beraber düğün salonunda oynaması, zıplaması, aynı masanın etrafında karışık kadın ve erkeklerin toplanması ki bu da bir ihtilat meselesidir. Bu da uygulamadaki bid'atlerden bir bid'attir. Bid'atin en büyük tehlikesi hangi kısımdadır? İnançta olan kısımdadır. İmam Rabbani Kuddise Sirruh Hazretleri diyor ki Seteftariqu ümmeti hadis-i şerifi meşhurdur biliyorsunuz. Beni İsrail 72 fırkaya bölünmüştü. Benim ümmetim de 72 fırkaya bölünecektir. Kulluhum finnar illa vahideten minhum. Hepsi cehennemde olacaktır. 72 fırkanın hepsi cehennemde olacak. Bir grubu müstesna buyurdu Efendimiz. Kimdir onlar? Ben ve eshabım. Hangi inanç üzerindeyse o inanç üzerinde olanlar kurtulacak. Diğerleri ise efendim ateşte olacaklar diyor. İmam Rabbani Kuddise Sirruh Hazretleri diyor ki burada şunu anlıyoruz. Küllühüm finnar diye Efendimiz bir hüküm veriyor. Hepsi ateştedir diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 72 fırkanın her birisi cehennemdedir. Bir tanesi müstesna. Bir hüküm veriyor burada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdiği hüküm kendi tarafından değildir. Yani ma yantıku anil heva
in huve illa vahyu yuha. Diyor ki İmam Rabbani Kuddüs Sesulat, bu bize şunu gösterir. İtikattaki bid'at affedilmez. İtikattaki bid'at affedilmez. İnançta bid'ate saplanan kişi mutlaka cehennemde cezasını çeker, ondan sonra cennete girer. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem küllühüm finnar demiştir. İnançtaki, itikattaki sapıklık, kıymetli kardeşler, affedilmeyen suçlar arasındadır diyor İmam Rabbani Kuddüs Sırrı Hazretleri. Şimdi arkadaşlar, itikattaki bid'atlerden birkaç tane daha örnek vereceğim size. Bir tekfirci grup var. Tekfirci grup var. Bu Türkiye'de değil arkadaşlar. Türkiye'ye daha sonra idhal edildi bu. Bu Pakistan'da, Hindistan'da, Mısır'da ve Arap ülkelerinde oluşturuldu. Sonra Türkiye'de geldi. Tekfirci grup herkese kafir diyen bir gruptur. Bir hata yapıyorsun, bir günah işliyorsun, sen kafirsin diyen bir grup. Ufak tefek günahlarla insanları küfre nispet eden efendim grup. Bir zamanlar 80 sonunda 90 senesi içerisinde hacca gittiğimde elimde şöyle tesbih vardı. Haram-ı Şerif'in içerisinde. Oradaki görevlilerden birisi işaret etti bana. Şirk, şirk, şirk dedi. Şu tesbihe şirk dedi. Eğer bu tesbih şirkse bunu kullanan ben de müşrik olmuş olacağım o zaman. O zaman beni Kabe'den çıkarması lazımdı. Çünkü müşrikler Kabe'ye giremezler, değil mi? Bu nedir arkadaşlar? Tekfir. Yani bunu nasıl bir anlayışsa, bunu ben sanki tapıyorum gibi kabul ediyorlar. O zaman ben elimde tesbih olduğu zaman buna tapıyorsam, Kabe'nin etrafına dönenler Kabe'ye tapıyorlar demektir. Asıl müşrik onlar olması lazım. Niye Kabe'nin etrafına dönsün ki? Müflis bir anlayış. Müflis bir anlayış. Efendim, tasavvufta adam rabıta yapınca şirk. Kardeşim yani ne demek yani? Rabıta yapan insan, ben Allah'ın peygamberine rabıta yapıyorum dediğinde ona tapıyorum, ona ibadet ediyorum mu diyor. Bir insan eğer bir peygambere rabıta yapıyorsa, rabıta sevgi demektir. Ben onu seviyorum, manevi feyiz alıyorum. Gönül dünyamda onu yanımda hissetmek istiyorum veya kendimi onun yanında hissetmek istiyorum demiş oluyor. Rabıta, ben annemi düşünürüm, sevdiğim için düşünürüm. Babamı düşünürüm, sevdiğim için düşünürüm. Ha, sevmediğimi de düşünürüm, nefret için düşünürüm. Yani insan iki türlü insanları düşünür. Bir, sevdiklerini düşünür, muhabbet oluşturmak için. Bir de sevmediklerini düşünür, nefretini artırmak için. Düşüncenin, hayal dünyasının insan üzerine etkisi var mı? Elbette insan üzerine etkisi vardır. Şimdi bir şopyet düşünün böyle. Güzel tereyağıyla yapılmış bir şopyet düşünün. Efendim çok da yumuşak böyle ağzına koyduğu zaman eriyen bir şopyet düşünün. Ağzınız sulandı mı? Sulandı. Nerede şopyet? Yani o şopyeti düşünürken ne oluyor? Tahayyülü bile ağzınızda ne meydana getiriyor? Bir tatlılık meydana getiriyor, değil mi? Bir de limon düşünün şimdi. Limonu kesin şöyle ikiye. Böyle bir sıkın bakayım şöyle. Dilinizle bir de yalayın bakayım şöyle. Ne oldu? Biraz önceki manzara değişti, tersine döndü. Arkadaşlar işte rabıta budur yani. Nedir rabıta? Sevdiğim insanla beraber olduğum zaman şopiyetle beraber olmak ağzına nasıl bir tat veriyorsa, ben kendimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda hissettiğim zaman ona ibadet, haşa sümme haşa. Ben
sevdiğim o insanın manevi atmosferi içerisine girmek istiyorum, şopyet gibi. Sevmediğin insanı düşündüğün zaman da işte o limon gibi olur. Manzara değişir. Yani arkadaşlar, Evliyaullah'tan bir veli, sizin en hayırlarınız hıyarukum. Kimdir sizin en hayırlarınız? Ellezine izâ ru'û zükürallah. Bir insanı gördüğün zaman onu görmek sana Allah'ı hatırlatıyorsa o iyi bir insandır. Bir insanı görünce ondan ahiret duyguların coşuyor. Dine hizmetin coşuyor. Allah'ı hatırlıyorsun. Dünyadan kopuyor, ahirete bağlanıyorsan işte sizin en hayırlarınız onlardır. Öyleyse Şah-ı Nakşibend Hazretlerini bembeyaz sakalıyla, buğday teniyle, yeşil sarığıyla, yeşil cübbesiyle hayalinde canlandırdın. Tapmak için mi? Hayır. Tıpkı bir şöpiyet hatırlamak gibi. Ağzın sulanmaya başlar. Kardeşim, şöpiyet alacak paran yoksa masrafsız şöpiyet yiyebilirsin. Ağzın tatlanabilir. Hayal dünyanda düşün bak nasıl ağzın sulanacak be. Nasıl ağzın sulanacak? Arkadaşlar, şöpiyeti ağzınıza koyduğunuz zaman yutuncaya kadar tadı vardır. Yuttuktan sonra mideye inince ha şöpiyetmiş, ha somunmuş fark etmiyor ki. Simit de şöpiyet fark eder mi aşağı indikten sonra? Etmez. Ama siz hayalinizde düşündüğünüz sürece ağzınızın sulanması devam eder. Niye anlatmaya çalışıyorum? Tasavvufta ne vardır? Rabıta vardır. Ne demek rabıta? Allah'ın peygamberlerinden bir peygamberini veya dostlarından birisini hayal dünyanda onun huzurunda olduğunu hissediyorsun. Ne anlamı vardır onun huzurunda olduğunu hissetmek? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! اِتَّقُ اللّٰهِ Allah'tan korkun ve كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ Sadıklarla beraber olun diyor. Arkadaşlar, emir vücub ifade eder mi? Eder. Peki sadıklarla beraber olun deyince biz işimizi bırakıp hep sadıkların yanında peşinden mi olacağız? Yani buradaki maiyet, beden beraberliği olsa bunun alttan kimse kalkamaz ki. Sadık bulacaksın, o sadıktan da hiç ayrılmayacaksın. Maiyet eğer beden maiyeti olursa ondan hiç ayrılmayacaksın. Bu mümkün değil ki. Demek ki buradaki maiyet beden maiyeti değildir. Manevi maiyettir, ruhani maiyettir. Allah dostlarından uzakta olabilirsin. Beden olarak uzakta olabilirsin ama gönül olarak onlardan uzak olmayacaksın. Velhasıl arkadaşlar, tekfirci grup, sen rabıta mı yapıyorsun? Şirk, müşriksin. Yani gavursun, katmerli gavursun. Allah Allah. Peki, daha önce sizinle paylaşmıştım zannediyorum. Sakallı bir delikanlı gelmişti bana. Bizim bu mahallede oturuyordu. Annesi dervişti. Babası da derviş ama annesi tam dervişti. Tekfirci gruptan. Diyor ki annem kafirdir diyor. Babam da kafirdir diyor. Oğlum annen her akşam kalkıyor 5000 kere la ilahe illallah diyor. Fark etmez diyor, kafirdir diyor. Madem ki diyor bir siyasi partiye rey veriyor. Tağuti düzeni destekliyor demektir. Tağuti düzeni destekleyen de kafirdir. Annem de kafirdir diyor. Baban o da kafirdir diyor. Babası sakallı, annesi çarşaflı. Dedim diyelim ki kafirdir. Gitti rey verdi, kafir dedi. Hani senin düşündüğüne göre. Ama oradan geldiğince eşhedü en la ilahe illallah dedi. Yeniden Müslüman olmadı mı? Yok, olmaz dedi. Ya bir akşamda 5000 kere la ilahe, bir defa adam la ilahe illallah desin Müslüman oluyor. Seninki 5000 kere bir akşamda söylüyor, bir günde söylüyor. Gene Müslüman olmadı mı? Olmadı diyor. Peki dedim. Sen diyorsun o zaman devlet memurları da kafirdir. Doğru mu? Evet dedi. Onlar da imza atıyorlar dedi falan. Dedim şimdi mesela müezzine kafir diyeceksin. Doğru mu? Tam gitti, imzasını attı. Sonra geldi minareden, herkesi ilan ediyor. Eşhedü en la ilahe illallah. İlan ediyor bütün herkese. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Yetmedi mi? O da yetmedi dedi. Şimdi
Bu nedir arkadaşlar? Tekfirci grup. Herkese kafir diyor. O zaman Türkiye'de Müslüman kalmadı, dünyada da Müslüman kalmadı. Bir kendisi kaldı, bir de kafa denge arkadaşları kaldı. Peki böyle bir anlayış var mı? Bu nedir arkadaşlar? Hel şakakta kalbahu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelime-i şehadet getirdiği halde, efendim bu korktuğundan dolayı kelime-i şehadet getirdiği inancıyla öldürdüğü insanın hesabını Efendimiz sorduğunda dedi ki ya Resulallah, o inandığından la ilahe illallah demedi, kelime-i şehadeti söylemedi, korktuğundan söyledi dedi. Efendimiz ona sinirlendi, kızdı, kalbini mi yardın dedi. Kalbini mi yardın da gördün dedi o iman etmediğini kalbiyle. Korkudan söyledi, nereden biliyorsun dedi. En ciddi fırçasını o insana atmıştır. Hatta gözüm görmesin seni demiştir. Velhasıl bir takım günahları veya eksikleri sebebiyle veya tutum ve davranışları sebebiyle bir sürü Müslümana kafir damgasını vurmak nedir? Bu da inançtaki bid'atlerden bir bid'attir. Müslümanlar arasında birlik beraberlik olması gerekirken biz belki kıyıda köşede kenarda bir İslam alameti üzerinde olan insana bile kardeş diye sarılıp onu da safımız arasına katmamız gerekirken safımızda olanları taf dışı yaparsak bu ne Kur'an'la ne de sünnetle bağdaşmaz. Arkadaşlar, inançtaki bid'atlerden günümüzde meşhurlarından birisi de bana Kur'an yeter ifadesidir. Dolayısıyla inanç dünyasında hadislerin bizi bağlayıcı olmadığını düşünmek, hadis-i şeriflerin bizi bağlayıcı olmadığını düşünmek, sadece Kur'an bize yeter inancı, bu da inançtaki çirkin bid'atlerden bir bid'attir. Dini celil-i İslam'ı kökünden kazımanın bir adımıdır toplumdan, kıymetli kardeşler. Bu inanç, yani Kur'an bize yeter inancı, sünnete ihtiyaç yoktur inancı, Kur'an ile de bağdaşmayan, Kur'an'ın da kabul etmediği bir inançtır. Ya eyyühen nebiyyü hasbukallahu, sonra ve menittebe'ake minel mu'minin. Habibim, Allah ve sana tabi olan müminler sana yeter demiştir. Halbuki Allah yetmez mi? Yeter. Ama Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ne buyurdu? Hasbukallahu ve menittebe'ake minel mu'minin buyurmuştur. Bunu çok fazla uzatmama gerek yok. Hepinizin bildiği bir sürü ayeti kerimede Cenab-ı Hak Allah'a itaat edin deyip bırakmıyor. Ati'ullaha ve Resulahu. Ati'ullaha ve ati'ur Resul. Müstakil cümleyle de bunu yapıyor. Ati'ullaha ve Resul var. Ati'ullaha ve ati'ur Resul de var. İkisi nükte bakımından birbirinden farklı şeylerdir arkadaşlar. Ama sonuçta her ikisi de neyi emrediyor? Peygamber'e itaati de emrediyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de men yuti'ir Resul'e fekad ata'allah derken Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaatin, Allah'a itaatin ta kendisi olduğunu söylüyor. Peki ayetler ise zaten Allah'ın kendi emrine itaat etmiştir. Sarih emrine itaattir. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri, sünnetleri bizim itaat alanımıza girmemiş olsaydı o zaman bu ayet ne demek olacaktı ki? وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ. Böyle bir sürü ayet-i kerime. Demek ki bize Kur'an yeter, sünnete gerek yoktur diyenler aslında Kur'an'ı da reddetmiş oluyorlar. Hepiniz çok iyi bilirsiniz ki dini celil-i İslam'ın ahkamı diniye, ahkamı İslamiye'nin %90 gibi büyük bir kısmı sünnet ile sabittir. Sünnet ile sabittir. Namazla ilgili Ebu Hanife Hazretleri'nin belki 70 bin tane fetvası vardır. Bu 70 bin tane namazla ilgili fetvanın kaç tanesi ayete dayanıyor ki? Birçoğu nedir bunların? Hadis-i şeriflerden istinbat edilmiştir.
alışverişle ilgili, ticaret hukukuyla ilgili, şirket hukukuyla ilgili, miras hukukuyla ilgili birçok teferruat hepsi hadiste sabittir. Dolayısıyla siz hadis-i şerifleri yıktığınız zaman İslam dini %90'ı da hadislerle sabit olunca İslam dini %90'ı yıkmış oluyorsunuz. İstediğin gibi oynadı dur orada. Dinicil İslam'la istediğin gibi oynadı dur. Hadis bağlamayınca, hadis-i şerifler bağlamayınca ne oluyor bu sefer? Oynama alanına giriyor. Herkesin oynayacağı bir alana girmiş oluyor. Sonuç olarak arkadaşlar, bidat iki kısımdır dedik. Bir tanesi inançta bidattir, birisi de amelde bidattir. En tehlikelisi hangisidir? İnançtaki bidattir. İnançtaki bidat de kalbin afetlerinden bir afettir. Peki bu inançtaki bidat veya bidat nereden kaynaklanır? Şimdi ameldeki bidatlerle ilgili şöyle bir yaklaşımdan bahsedeyim size. Bu konuda da ifrat ve tefrit yapılmıştır. İfrat ve tefrit yapılmıştır. Hayrul umuru evsatuha. İfrat ve tefritten kaçmak lazımdır. Bir ibadetin aslı dinde varsa, muhtelif zamanlarda bunu virt haline getirmek onu bidate dönüştürmez. Mesela namazdan sonra 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber demek sünnette var mı? Var. Namazdan sonra düzenli bir şekilde bir müezzin eşliğinde Peygamber Efendimiz bunu yapmış mıdır? Hayır, yapmamıştır. Öyleyse bir müezzin eşliğinde bizim bunu yapmamıza bidat diyenler olur. Ancak biz de deriz ki bir şeyin, bir ibadetin aslı sünnette varsa bunu virt halinde bir düzene sokmak onu bidate dönüştürmez. Bir başka örneğini vereyim size. Bazı camilerde, birçok camide daha doğrusu, bayramlardan sonra, bayram namazından sonra cemaat sıraya girer, musafahalaşırlar. Veya cumadan sonra veya pazar sohbetinden sonra olduğu gibi insanlar sıraya girerler, musafahalaşırlar, takabbelallah, takabbelallah derler. Ama bayramlarda, ama başka zamanlarda, belki bazı cemaatler camilerde her namazdan sonra da olmuş olabilir. Peki bu bidat midir, değil midir? Bazıları buna bidat derler. Fakat sahih olan görüş, musafahanın aslı sünnet midir? Aslı sünnettir. Bu sünneti değişik zamanlara tahsis etmek, virt haline getirmek bunu bidate dönüştürmez. Bir defasında umreye gittiğimiz arkadaşlarla Mekke-i Mükerreme'de Efendi Hazretlerimizin vekili olan hadis alimi, üniversitede öğretim görevlisi olan Tahir Efendi'yi ziyarete gitmiştik. O Tahir Efendi'yi ziyarete gittiğimiz arkadaşlardan kimse var mı burada? Onlar şimdi rahmetli olmuşlar. Aranızda yoklar. Mekke'de Tahir Efendi'yi ziyarete gittik. Bir hatme hace yaptık onunla beraber. O zaman ben kendisine sordum. Dedim ki ezan-ı Muhammedi okunurken eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince baş parmağımızı öpüyor. Sallallahu aleyhi ya Resulallah diyoruz. Gözlerimizi şöyle sürüyoruz. Öbüründe de karrat, bir tanesinde karrat ayni bike ya Resulallah. Gözümüzü sürüyoruz. Sallallahu aleyhi ya Resulallah diyoruz. İkincisinde de yine parmaklarımızı öpüyoruz ve gözlerimizi sürüyoruz. Bu bidattir diyor bazıları. Ne dersiniz dedim. Dedi ki bir şeyin aslı sünnette varsa bunun muhtelif uygulaması bidate dönüştürmez. Ne yapıyorsun? Karrat ayni bike ya Resulallah diyorsun veya sallallahu aleyke ya Resulallah diyorsun. Salavat-ı şerife getirmek dinde var mı? Var. Eğer şöyle dersen bidat olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmıştır, bunu yapmak sünnettir deyip bu şekil inanır ve bu şekil inandırırsan, sünnette olan şekil böyle değil de bu sünnet şeklidir deyip de karşıki tarafa inandırırsan bu bidat olur.
Ama sen bir dua yapıyorsun. Karrat ayni bike ya Resulallah veya sallallahu aleyke ya Resulallah diyorsun. Duada sınır yok ki. Salavat-ı şerifede de sınır yoktur. Sen bunu kelime-i ezan-ı Muhammedi'de eşhedü enne Muhammeden Resulullah okunurken bu duayı, bu salavat-ı şerifeyi yapmış olman bunu bid'ate dönüştürmez cevabını verdi. Eğer bid'ate bu gözle bakarsak, bu anlayışla bakarsak, namazlardan sonra beraberce getirdiğimiz, müezzin eşliğinde getirdiğimiz tesbihat bid'at olmaz. Değilse bunlara da bid'at demek gerekir. Gördüğünüz gibi Arabistan'da, efendim ben Pakistan'a gittim, Pakistan'da da, Türkiye'nin dışında hiçbir yerde aşağı yukarı bu namazlardan sonraki tesbihat bu şekilde yapılmıyor. Ancak Özbekistan'da aşağı yukarı buna benzer, tam böyle değil ama buna benzer müezzin eşliğinde tesbihat yapılıyor Özbekistan'da. Bizim fukahamızın çoğu da Özbekistan menşelidir biliyorsunuz. Şimdi anlatmak istediğim nokta, amelde bid'at dendiği zaman bazıları ifrat derecesinde her şeye bid'at diyorlar. Ondan da sakınmak lazım. Bizim Yeşil Cami Kur'an kursunda camide hatme yapılırdı. Ancak sabah namazından sonra bu bizim yaptığımız virtler yapılmazdı. Sabah namazından sonra Leven Zenna'dan önce hani ne yapıyoruz? Fâlemenuhu la ilahe illallah diyoruz, sonra salavat-ı şerifeler getiriyoruz. Bunlar yapılmazdı. Rahmetli Hacı Salih Efendi bir gün Yeşil Cami'ye geldiğinde dedi ki oradaki hoca efendilere, bu cami dedi feyizli bir camidir dedi. Siz dedi bu zikirlere başlasanız burada iyi olur dedi. Ondan sonra başladı, hala devam ediyor. Şimdi sabah namazından sonra yapılan bu zikirler, hani selam verince yapılan zikirler hadiste sabittir, doğru mu? Ve de hani akşam namazı, sabah namazı diye kayıt da var. Onlar sahih hadislerde var. Yani selam verince 10 defa ne diyoruz? La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yumiitu ve ala kulli şeyin kadir. O hadis-i şeriflerde var. Hem de sabah namazdan sonra ayaklarında bükmeden diyor. Yani namaz pozisyonunu değiştirmeden ifadesi de var. Selam verince hiç namaz pozisyonunu değiştirmeden o kaydı da yerine getirmek suretiyle onu 10 kere söylemek hadis-i şerifte sabittir. Ancak bunun dışındakilerde ne yapmış oluyoruz biz şimdi? Fe'alemenu la ilahe illallah diyoruz. La ilahe illallah zikrini yapmış oldu. Sonra ne yapıyoruz? Arkasından çok güzel salavat-ı şerifi 3 defa tekrarlamış oluyoruz. Peki la ilahe illallah demek için şu zaman söyleyebilirsin, bu zaman söyleyemesin diye bir sınırlama var mı? Salavat-ı şerife için bir sınırlama var mı? Yok. Peki ben bunu virt ettim, sabah namazdan sonra söylüyorum, yatsı namazdan sonra söylüyorum. Ama aslı dinde olan bir şeyi ben ne yaptım? Bir prensibe koydum, o prensip içerisinde ne yapıyorum? Onu sabah söylüyorum, akşam söylüyorum. Bu bid'ate dönüştürmez iş. Elhamdülillah biz de burada bir zamanlar, burada da yoktu ama başladık. Başladıktan sonra da elhamdülillah iyi gidiyor. Şimdi arkadaşlar, geçen de birisi bana dedi ki, Müftü Efendi bir yerde, İstanbul'un dışında Müftü Efendi'yi ziyaret ettim. Tam Müftü Efendi ile oturup konuşurken birisi geldi dışarıdan. Dedi Müftü Efendi, ben dedi Avrupa'da çalışıyorum, geldim, Türkiye'de iznimi kullanıyorum, bir şikayetimi size arz edeceğim, buyur demiş. Demiş ki falanca camide namaz kıldım, selamdan sonra müezzin 3 defa Estağfirullah lezî lâ ilâhe illâ huvel hayyel kayyumâ ötûbü ileyh dedi. Bu dedi zamanı uzatıyor dedi, cemaatin canını sıkıyor dedi. Dolayısıyla bir kısım insanlar da kalkıp gidiyor dedi. Siz dedi müezzinlere talimat verseniz de bunu söylemeseler. Müftü Efendi cevap vermeden yanındaki misafiri dedi ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selamdan sonra 3 defa bu istiğfarı yapardı dedi. Sünnette var dedi. Adam bu sefer dedi ki,
Peki bunu söylemeyenlerin namazı olmuyor mu? Bunu söylemeyenlerin namazı olmuyor mu? Arkadaşlar şimdi soruyorum size. Estağfirullah الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه 10 saniye oldu. 10 saniye mi çok uzun zaman? Hadi 15 saniye olsun. Yani müezzin bunu söylediği zaman 15 saniye olur. Doğru mu? Bu gerçekten namazı uzatan bir şey mi? Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylerdi dedikten sonra ne demek gerekir? Estağfurullah, özür dilerim hocam, ben bunu bilmiyordum demek gerekir. Yani arkadaşlar, namazlardan sonra, arada veya sonra yapılan virtlerin bir kısmı hadis-i şeriflerde orijinal şekliyle sabittir. Estağfurullah'ta olduğu gibi, La ilahe illallah vahdehu la şerike leh'te olduğu gibi. Bunlar namazdan hemen sonra, selamdan hemen sonra hadis-i şeriflerde böyle sabittir. Bir kısmını da aslı dinde vardır. Dolayısıyla onları belli zamanlara tahsis etmek işi bid'ate götürmez. Şimdi şu cümlelerle dersi bitirelim bari. Bu kadar az okuyacağımızı düşünmemiştim ama. Yani ana giriş olsun bu bid'atlerle ilgili bölüme. Bid'at, dinde olmayan bir şeyi dindenmiş gibi yutturmaktır. İnançta olur, amelde olur. İnançta olan en büyük tehlikelisidir. Ümmetin 72 fırkaya bölünmesi amel bakımından bölünmek değildir, inanç bakımından bölünmektir. Ve bunların affının olmadığını Efendim İmam Rabbani Kuddise Sirri Hazretleri hadis-i şeriften istitlal ve istinbat ediyor. Ameldeki bidatlerin belki affı olabilir ama itikattaki Efendim sapıklıkların affı yoktur diyor. Bu itikattaki sapıklıklar, bu bid'atlere saplanmalar neden kaynaklanır? Gerekçeleri nelerdir? Onları da inşallah önümüzdeki derslerde müzakere etmiş olacağız. Arkadaşlar, geçen de birisi aradı beni. Hocam dedi, bir müjdem vardır size. Beraber umreye gittiğiniz arkadaşlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hulefai Raşidin'in ve silsilemizin selamı var. Ve Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem yanındakilerle beraber sabretsinler, derslerine iyi çalışsınlar, onlardan güzel hizmet bekliyorum dediğini telefonla bana bildirdi arkadaşlar. Onlara ve arkadaşlarına selamımı söyleyin diye bir selam da gönderdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zuhuratta böyle güzel bir zuhuratı paylaştım sizinle. Ümrede olan arkadaşlarımıza ve arkadaşlarına selamını ifade buyurduktan sonra Hulefai Raşidin'le bir arada zuhuratta gözükmüş ve sabretsinler, derslerine iyi çalışsınlar, onlardan güzel hizmet bekliyorum demiş. El-Fatiha.